Orduspor 1967 transferde gaza bastı. 2023-2024 sezonunda 3. lig 4. grupta mücadele edecek Orduspor 1967 kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mor Beyazlılar Nazilli Belediyespor'dan golcü futbolcu Şükrü Kağan Kılıçarslan, Alanya Kestelspor'dan orta saha Gürcan Gözüm, Yomra Spor'dan orta saha ve kanat futbolcusu Mustafa Yılmaz, Eynesil Belediyespor'dan genç orta saha futbolcusu Efekan Şensoy'la anlaşma sağladı. Yönetim kurulunun değişmesinden sonra teknik direktör Muzaffer Taşkın'la da yollarını ayıran Mor Beyazlılar takımın başına deneyimli teknik direktör Cüneyt Tiryaki'yi getirmişti. Bu arada Orduspor 1967 teknik direktör Cüneyt Tiryaki'nin raporu doğrultusunda futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Dünya ikincisi Bernatu Tordi'ye döndü. Üniversiteler arası Kung Fu Wushu Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Bernatu Ordu Giresun Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Dünya Şampiyonası'nda önemli rakiplerini yenen milli sporcumuz Bernatu havalimanında Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, antrenörleri, ailesi ve sevenleri karşıladı. İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır ve Bernatu antrenörleri Veda Tut ve Savaş Çakmak Altaş TV mikrofonlarına açıklama yaptı. Gerçekten gurur verici. Özellikle üniversite yaz oyunları 4 yılda bir yapılıyor ve büyük bir organizasyon. Olimpiyat oyunlarından sonra en büyük organizasyonlardan birisi. Burada Bernatu sporcumuz gerçekten büyük bir başarı imza attı. Daha önce de yine büyüklerde dünya üçüncülüğü vardı. Bu zaferle birlikte zaferini katlayarak artırmış oldu. Bu Bernatu'nun ne kadar azimli olduğunu, gayretli olduğunu da bir nebze göstermiş oldu. Hocamız, Savaş hocamız, ablası da kendi Veda ablamız da bizim yönetim kurulumuz. O yüzden ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak kendisiyle bir kez daha gurur duydum. Kendisini izledim ama bu başarılar daha önce de verdiği için biz daha ilerini bekliyoruz ki bu konuda çok başarılı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki ilk turnuvada ben kesinlikle altın madalya alacağını ve biz bu havalimanını bundan daha çok daha fazla tüm kulüplerimize dolduracağımız sözünü veriyorum. Şimdiden tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. İlimiz adına, bölgemiz adına bir ilki başardık. Çok şükür Allah'ıma. Yani bizim için çok önemli bir organizasyondu. Bir yıldan fazla önce bunun için hedef koyduk. Ama biraz önce Berna'nın dediği gibi son bir ay içerisinde Berna'nın gideceği netleşti. İşte o kalan süreç içinde en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Ama inşallah bundan sonra çalışma olanaklarımızı daha güzel yapacağız. Bir dahaki şampiyonaya çok daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Çok gururluyuz, onurluyuz. Şampiyon sporcumuzu burada karşılamaktan mutluluk duyduk. Buraya bizi desteklemek için gelen dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hedefimiz bundan sonra daha farklı olacak. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Yeterli kadar çalışamadık çünkü son anda haberimiz oldu buraya gideceği. O yüzden şampiyonluk olsa daha farklı olurdu. Ama yine de çok şükür Türkiye'de bir ilk oldu bu başarı. İnşallah bundan sonra şampiyonlukla taşlanır. Dünya ikincisi Bernatu Tutsa çok duygulandığını ve hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. Çok teşekkür ederim ilk önce sporun ve sporcunun yanında olan müdürümüz Mustafa Genci, Metin Kıra. Bana bu zamana kadar emek veren antrenörlerim Savaş Yakmak ve Veda Tut'a çok teşekkür ediyorum. Bugünü benim için dolduran, yani buraya gelip bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Çok büyük bir organizasyondu benim için. Dolu dolu yaşadım. Bütün duyguları yaşadığım bir organizasyondu. Güzel bir sonuç aldım. İkinci oldum. Tabii ki şampiyon olmayı çok isterdim. Ama Amerika'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Allah'ın izniyle şampiyon olmayı hedefliyorum. Akkuş Belediyespor voleybol takımı Ivanov'u renklerine bağladı.
Aksa Sigorta Efeler Erkekler Voleybol 1. Lig'de mücadele edecek Akkuş Belediyespor. Bulgar Smaçör Svetoslav Ivanov'la anlaşma sağladı. 2000 doğumlu olan ve 1.94 boyundaki Ivanov geçtiğimiz sezon Cizre Belediyespor forması giydi. 2023-2024 sezonunda tarihinde ilk kez Efeler Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Akkuş Spor Salonu'nun bakımda olması nedeniyle iç saha maçlarını Ünye İlçe Spor Salonu'nda oynayacak Akkuş Belediyespor transfer çalışmalarına devam edecek.